Daha birinci bölümdeki ikinci dinleyicimiz bize dört kız kardeş, benim de çoluğum çocuğum yok dedi. Yani dedi işte bir evim var, mirasımı kardeşlerime mi bırakayım yoksa Allah rızası için bir yere mi vereyim, hangisi daha uygun olur? Efendim kitaplarda anlatırken buyuruyor ki eğer mirasçılar salih saliha ise, durumlarda aynı şekilde şeyse faydalı olur. Çünkü salih saliha kimseler onu hayırda kullanır, helallerde kullanır, bu arada dua ederler. Faydalı olur. Öyle değilse o zaman kendisine devamlı surette sevap kazandıracak Allah veren dinli hizmetten bir yere aynı şekilde vermeli. Şimdi Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, tabi büyüklerin farklı tatbikatları olmuş, Ömer bin Abdülaziz Hazretleri devlet başkanı, Halife-i Müslim'in ikinci Ömer namıyla maruf, Hazreti Ömer'in kız tarafından torunu, hiçbir şey bırakmamış çocuklara. Demişler ki üzerindeki gömlekten başka bir şey yok. O zehirlendiği zaman işte ağzından buradan kan geliyor, gömlek şey yapıyor. Kayınbiraderi geliyor, diyor ki kız kardeşine değiştirseniz ya. Yok, gidiyor başka gömleği. Devlet başkanı. Şimdi diyorlar ki çocuklara falan. Çocuklarım eğer salihse, saliha ise Allah'tan rızka kefil olduğuna inanır. Cenab-ı Hak yarattığı sebebe yapışınca helal olan ondan rızık gelir. Eğer çocuklarım fasık olursa, ben onlara mal bırakmak suretiyle onların günahını arttıracak malzeme vermiş olmamak için miras bırakmıyorum. Daha çok azacaklar çünkü. O mirasla daha çok azacaklar. Bunlar kitaplarda yazılı. Dolayısıyla herkes oturup ona göre düşünüp ona göre karar vermeli. Hani bazıları şimdi cevap veriyorsun, anlatıyorsun falan. İstiyor diyor ki ben bunu yapayım mı, yapmayayım mı? Yani bazıları öyle. Yapayım mı, yapmayayım mı? Sana iki tane alternatif. Birisini sen tercih edeceksin. Hoca yap dedi de suç başına. Hoca yapma dedi de falan, öyle değildi o. İkisi de mevcuttur. Bunun ikisi de caizdir. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'nin ortaya koymuş olduğu ve buyurduğu sözler de ortadadır. Kitaplarda var. Biz de naklediyoruz. Artık tercih kendisine aittir. Bakar. Ha, böyleyse tamamdır. Böyleyse tamamdır. Mesela Saadet-i Ebediye de geçiyor. En akıllı kimse, özür dilerim, yani geride mirası varsa bunu kime vermeli? Kime bırakmalı? Zahide diye geçiyor. Zahid demek, züh sahibi demektir. Dünyayı kalbine çıkarmış demektir. Çünkü o kimse akıllıdır. Akıllı olduğu için de ahirete yatırım yapar. Ona bıraktığın zaman onu azdırmaz. Nereye harcayacak? Allah yoluna harcayacak. Dolayısıyla yani mirasın intikal ettiği kimse de ondan pay alacak. Peki bu nasip olur mu Mustafa Bey? Şimdi Mustafa Bey de gözümün içine bakıyor. Ne diyor hocam? İsmail Bey de dışarıdan bakıyor. Hoca ne diyecek falan. Şimdi ben çocukluğumdan beri merak ederdim, biliyor musun? Neyi merak ederdim? Ya bir kimsenin kazancının içerisinde haram olup olmadığı. Bu nasıl anlaşılır? Ya adam demiyor ki ben haramdan kazandım. Değil mi? Yani tabii. Ben de bilmiyorum. Fakat İslam alimleri bir ölçü bildirmişler. Onu Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala ile sohbetlerinde de bildiriyorlar. Bir yerde de geçiyor. Paranın gittiği yerden geldiği yer anlaşılır buyurmuşlar. Ana, her şeyi çözüyor, tamam. Paranın gittiği yerden geldiği yer anlaşılır. Para haramlara, günahlara gidiyorsa, içkiye, kumara, bilmem nereye gidiyorsa, ama para karışık. Öyle bir yerden gelmiş. Evet, öyle bir yerden gelmiştir. Bir yerlerden aynı şekilde bir sıkıntı var, öyle gelmiştir. Ama para hayra gidiyorsa, hayırlı işlere gidiyorsa, demek ki helalden aynı şekilde şey yapılmıştır o. Hani Emir abi de anlatıyor. Bu Evliya Rans'ın vesinde var. Kafkaslar'da o civarda, yani o coğrafyada bizzat.
zat vaktiyle. Hep yayılmış o zat. Hep nasihatlerini anlatır. Ondan sonra ve insanlar da demiş o zat harama besmele çekmez. Harama besmele çekmek küfür olur. Haram yemez. O zaman işte emirli diyelim. Böyle dikkatimi çekmiş. O da zıp çıktım tekiymiş demek ki. Demiş ben ona bir oyun oynayayım demiş görsün bakalım falan diye. Ondan sonra neyse bir gün davet ediyor. Ondan sonra emrindeki askerlere de diyor ki bir koyun çalın getirin. Çalıyorlar kesin diyor kısaltıyorlar falan. Sofraya koyuyor buyur diyor işte hocam şeyim falan neyse. Bu zat oturmuş Bismillahirrahmanirrahim diyor. Başlıyor. Emir gülüyor. diyor. Siz diye böyle böyle söylermişsiniz diyor. Ve hakkınızda da harama besmele çekmez. Çünkü harama kendiniz de harama besmele çeken imanı tehlikeye girer diye anlatıyormuşsunuz. Hemen diye besmele çektiniz. O zat diyor ki bu et bana helal sana haram diyor. Nasıl olur diyor ya. Nasıl olur? Çaldık biz bunu ya. Çaldık. Biraz sonra öğrenirsin diyor. Bakıyor ki bir otağı kurulmuş. O çadıra davet etmiş. Bir çadırın önünde bir gürültü var. Bir kadın sesi yükseliyor falan. Bırakın demiş emirinize falan filan. Ne oluyor falan. Demişler efendim bir kadın geldi. Demiş şey yapıyor falan. Demiş alın içeri alıyor falan. Demiş ne var? Ben demiş. Bakmış o zat da orada. Bu zat için demiş bir kuzu demiş besledim. Ona aynı şekilde niyet ettim vermeye. Onun için besledim ben bunu. Fakat adamların geldi benim kuzuyu çaldı. O zaman dönüyor diyor ki gördün mü diyor. Kuzu benim diyor. Senin değil. Ben harama besmele çekmedim diyor. Kendi malımı aynı şekilde yedim ama diyor sana haram. Dolayısıyla hani o kadıncağız bunu Allah rızası için yapıyor. Ama bir başkası çalıyor. Fakat gene o. Ona nasip oluyor. Onun için de efendim işte ben malımı şöyle yapayım böyle. Eğer hayra harcıyorsan oturup şükretmen lazım. Demek ki dikkat etmişsin. Farkına varsan da haramla karıştırmamışsın, zulmetmemişsin, gasp etmemişsin. Oturup şükret. Ama haram karıştırmış şey yapmışsan mesela ben bir gün hiç unutmuyorum. Ya o zaman öğretmendim. Yaz günüydü. Konya'ya gelmiştik. Konya'da o zaman eğitim fakültesinde falan okuyan öğrenciler vardı. Böyle yurtlar yoktu o zaman. Garipane diyorlardı falan. Orada kalıyor. Bunlar bir minibüsleri vardı. O minibüse kitaplar doldurup giderlerdi. Biz de şey yapıyorduk. Annem rahmetli. Oğlum dedi bunlar dedi. Fakir garip çocuklar dedi. Hem de okuyorlar falan dedi. Şimdi onun da en çok bilmiş olduğu saç böreğiydi. Bir gün de davet etsene. Aha üniversitede okuyana garip de için öyle ayranla beraber onu verdin miydi? O dünyalar onun olur falan. Dedim böyle falan. Bir şeyini unutmadım. Bunlar dedi hem okuyorlar hem garip. Zaten kalıpları evler de garipane ismini vermişler zaten. Tamam garip. Bunların duasını almak lazım. Bir de Allah-u Teala'nın dinine hizmet ediyorlar bu gençler. Bizim de bir katkımız olsun. Şimdi annem vefat etti. Mutlaka karşısına çıkmıştır bu. Mutlaka kalsın. Oturdu kazıncağız aynı şekilde saç böyle yaptı ne yaptı falan filan. O zaman böyle hatta vefat edince hemen evre telefon açmıştım. Taziye için de annen dedi bize şefaat eder. Dedim yaptığı şeyler hüsnü zannettiği için hani yarın ahirette diyecek nasıl şefaat eder. Ya Rabbi ben şahidim. Enver Ören kulun Allah-u Teala'nın dinine hizmet benim oğlum da oradaydı. Hizmet ettiğini ben oğlumdan dinledim. Bunların yaptığı doğruydu. Şahitlik edecek işte onların şefaatleri de öyle. Bir de Balıkesir dönemdeyken işte 3-5 arkadaşla biz bir arabaya kitap koyduk. Yenice'nin Çanakkale Yenice diye bir kazası var. Onun bir köyüne akşam namazı vakti girdik. Zaten minareste gözüküyordu. Oradan doğruya vakit girdiği için biz namaza gidelim dedik. Doğruca gittik. Şimdi kravattayız falan. Ben öğretmenim, sağlıkçı var. Ondan sonra tapuda çalışan var. Ondan sonra ziraatçı var. Neyse. Böyle baktım orada bekçi bizi bir gördü falan. Caminin avlusuna girerken. Oo buyurun dedi. Avluda böyle bir şey var. Yemekhane gibi yapılmış falan. Dedik biz namaz kılalım deyince daha çok dikkat edecek. Kravatlı namaz kılıyor falan diye. Memurlar. Ondan sonra neyse namazdan sonra bir oturduk. Meğer ben kendi köyümden de aşinayım ona. Bizim köyde bittiydi ama. Şeyler olur. Her gün orası misafir odasıymış. Her gün köydeki bir hane yemek hazırlar oraya.
Peki imam dedi bir yere gitti, izinli dedi. Ondan sonra muhtar da yok dedi. Bekçi olarak tek kaldım dedi. Bu kadar da dedi kadıncağız dedi. Yemek yapmış, ne yapacağım ben diye dedi falan. Biz de 5-6 kişiyiz biliyor musun Mustafa Bey? O gün böyle düşündüm. Bu kadıncağız dedim ne kadar nasipli ya. Allah denen dinini yaymak için gelenlere 8 çeşit miydi 7 çeşit miydi yemek. Yani. Tıka basa doydunuz. Tıka basa doyduk. Ağzımızdan burnumuzdan gelinceye kadar doyduk falan. Ve o zaman o kadıncağızı o hanedekilere aynı şekilde gıpta ettim. Yani samimi olunca Allah bana aynı şekilde Allah denen dinini yaymak için gelenlere de ona ikram ettiriyor mu? Onun haberi bile yok. Belki de şimdi vefat etmiştir, karşısına çıkmıştır. Diyecek ki Allah-u Teala dinine hizmet edenlere sen ikramda bulundun diyecek Allah-u Teala. Şimdi ben de sana ikramda bulunacağım. Şaşıracak neydi o? Neydi o? Yaptığın iyilik ne? Orada çıkacak karşısına. Ha kadıncağız mesela şimdi ahirete intikal etti bu. Yaptığının karşılığını orada görünce gerisin geri gelse. Aha her gün aynı şekilde Allah-u Teala dinine hizmetten kim varsa onları doyurayım diye dolaşır durur. Dolaşır durur. Dolayısıyla hani bu... Hanım dinleyicimizin suali bu kadar şey yaptı. Yani tercihini buna göre yapsın. Son...